Hasan Hanım, şu lafımı unutmayın. Dünyada mümkün olmayan şey değildir. Pardon, yoktur. Benimle evlenir misin? Niye? Komik mi? Susan Hanım, kilise nikahı da yaparım. Benim kimim var? Şelale ablam. Şimdi elin kızını alıp götürsem kız ümitlenir, bel bağlar. Düşündüm, benim Şelale ablam tabiatı itibariyle kahkahanın, şakanın ne olduğunu anlar. Babacığım, destur buyurun, şu Cengiz'i şuracıkta boğayım ben. Yeter! Vakit doldu. Bu andan itibaren benim selam verdiğim, konuştuğum, görüştüğüm, alışveriş ettiğim hiç kimse Cengiz ve Kirli ile konuşmayacak, selam vermeyecek, selamlarını almayacak. Hadi Allah rahatlık versin. Süha. En güzel uyku bahçelerinde dolaş. Ama Süha. Ben uyudum. Ama daha erken. Yapma Şükran. Selam kavram. Ne Şükran'ı? Şükran. Şükran. Şükran kim ayol? İçin oturmayayım seni Şükran. Şükran'ım. Bu da mı gelecekti başıma? Nasıl bir şey? Mayolu bir şey. Yarışma için falan mı? Evet. Çok doğru bir adrese geldiniz. Çok güzel fotoğraflar çekerim. Tamam. Celal senin dengin değil. Aranızda eğitim farkı, kültür farkı var. Tarzı hayat farkı var. Ama Allah aşkına bana mavi boncuk dağıtmadım demeyin. Dağıtmadım. Tam 35 yıl sonra biz gene seninle buradayız. El eleyiz. Göz gözeyiz. Sana 35 yıldır Şükran borçluyum. Benim ahu gözlüm. Sağ olasın. Var olasın. İyi ki varsın. Benim ahu gözlü Ceylan. Nusret beni. Bana ömrümün en güzel gününü yaşattın. Ben sana teşekkür ederim. Seni çok sevdim. Ben de seni. Sizin dinle bizim din arasındaki fark ne? Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Amenna ve seddakna. Ama sizde namaz yok. İbadet bir şekilde mi olur? Oruç. Başka türlü olsa da bizde de var. Siz cuma namazına pazar mı çıkıyorsunuz? Sen niye merak ediyorsun evladım? İsteyen olacaksın. Peder baba ne alakası var? Öyleyse ne diye sorup duruyorsun? Ay şu dükkan açık olsaydı da bir fotoğraf çektirseydik bugünün hatırasına. Açtırtmayacaksın değil mi bey? Hadi gidelim. Kızım. Thank you.
Ne demek ne olacak? Hayır yani ne faydası var? Diyelim ki Müslüman oldum. Haddinden fazla faydası var. Allah'ın bildiğini kuldan sakınmayacağım bir. Bir de değil bir ailen olacak. İki, üçüncüsü birini Müslüman yapan bütün dünyayı Müslüman yapmış sayılır. Ben de cennete gideceğim. Bu bana yeter. Ben olmadan cennet yok yani. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Ne demek lan yalan? Bana yalan. Kısırlı mısırlı bir yalanlar. Jale, bana yalan söyleyen ağzını yoğururum senin. Ablamlar evde yoktu diyorum Korkut. Başka yere gittik. Yalan söyleyen yoğurdu üfleyerek yer. Jale, bak bana doğruyu söyleyene kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim lan. Vallahi de billahi de seni buracıkta antrelerde öldürürüm lan. Babamlar gelecek Korkut. Bu ne terbiyesizlik ha? Meskun mahallemi terk et bakalım hadi. Allah'ın kitabın yok mu lan senin? Jale, ne iş çeviriyorsun lan sen? Ha? Bunlar ne iş çeviriyorlar bir bakayım dedim. Ardından bu müsabaka işi çıktı. İşin aslını faslını öğreneyim de sana ona göre müracaat edeyim dediydim. Bu işle mi ilgiliydi? Görünce gözüne lamba tutulmuş tavşan gibi kaldı. Senin yüreğine iner dedim. Bizzat olaya el koydum. Ben nereden bileyim? Bol eşekler benim lafımı çiğneyecekler. Dert dediğime mert diyecekler. Gidip o fotoğrafı çektirecekler. Yemin ettirdiydim. Ant içtirdiydim. Vazgeçmişlerdi. Kimsenin suçu yok. Bütün suç belli. Ne alakası var lan bulaşık? Bu işi ikimiz tasarladık, ikimiz yaptık. Cengiz, ha. Pazar malı yaptım kendime be. Gelen elledi, giden elledi. Ve benim şirazem kayınca senin de dünyan kaydı. Ya neler diyorsun bulaşık? Başımı döndürüyorsun. Şunu unutma Cengiz. Daha yerinden kıpırdama. Ben ne yaptım? Dağın altına tekerlek koydum, çocuk oyuncağı yaptım. He. Sudan haz etmeyen adam, zemzemi gördüm, yıkandım durdum, yıkandım durdum. Temizlendim ben Cengiz. Lan böyle konuşma, korkuyorum lan. Cengiz, kirliden temiz olmaz. Kurmaydan da asker olmaz. Kargadan da bülbül ol. Eşkıyadan padişah olur mu Cengiz? Ulan benim gibi adam Ayşe'yle evlenme teklif eder mi? Bu kafayla gidersek biz var ya, Zerdali çekirdeği bile olamayız. Ya gitsene ya, gitsene ya. Aa, ne laf anlamaz şeymişsin sen ya. Bak Jale, bak bana doğruyu söylemeden şuradan şuraya gitmem lan. Vapur gibi demir atar kalırım ben. Doğru, doğru. Deveye sormuşlar neren doğru diye. Her yanım eğri demiş. Doğruyu mu istiyorsun? Sen ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Ne biçim konuşuyorsun? Cevap versene Korkut, doğruyu mu istiyorsun? Evet lan, evet. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın lan. Evet Korkut. Güzellik yarışmasına katıldım ve Türkiye'nin en güzel kızı benim. Dünya alem seçecek beni. Jale! Jale! Allah'ın kitabı yok mu lan senin? Babacığım! Babacığım! Yarışmaya girdim diyor bu ya! Korkut, elini ayağını kırarım seni. Bas git buradan! Size diye sokak köpeklerini mi sütle ısırdım? Ha? Ha?
kesilecek bir şey yok. Dört evlilik falan onlar mecburiyetten. Kesme derse şey yaparsın. Ama sen benim hem gönlümde birsin hem evimde birsin. Bir de şey yaparsan. Peki bu kadar kolay mı? Çok kolay. Bak tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani hem kulu hem resulü. Hak din. Ama ben Arapça bilmiyorum ki Celal. Ben de bilmiyorum. Gırgır sapı yiyerek öğrendim. Kunuk duası var, ammeden aşağısı var, etteyyatüsü var. Niye sopa yedim? Top oynamaya kaçıyordum o yüzden. Senin futbolla da aran yok, sopa yemeden öğrenirsin. Peki nasıl Müslüman oldun? Galu beladan beri. Aslında sen de Müslüman doğdun. Ama sizi o suya sokup çıkarıyorlar ya, orada tamamen vaftiz oldun. Peki beni dine kim kabul edecek? Ben kefil olurum, baba da seni Müslüman yapar. Baba kim? Baba, iyi bir fikir gibi geldi. Ne bileyim, hiç zararını görmedik birinin güzel olmasının. Hem bir sürü ödül de veriyorlar. Bir de ablam, ne yapacak ki başka? İşte güzel. Allah onu güzel yaratmış. Böyle düşündük. Seni üzmek istemedik. Aman baba üzülmesin. Aman baba kızmasın. 24 saat içinde evlenilecek. Evlen. 4 saat içinde iş kurulacak. Kurul. 2 dakika içinde köfte yoğurulacak. Yuvar. Bir dakika içinde bizi biz yapan şeylerden çıkılacak. Çık. Ne oldu? Ne oldu? Biz insanlıktan çıktık. Ben yerimden kıpırdamam Cengiz. Bey ağzımı açarım. Oradan bir kırıntı düşerse yerim. Sen şanssız bir bedevisin. Kutup ayılarından uzak duracaksın. Bizi üç şey bozacak. Para, karı, enişte. Hata ettik. Nasıl olsa bir şey olur. Vazgeçilir. Bu dava kapanır, senin de kulağına gelmez diye düşündük. Babacığım ben de hatalıyım. Ya sana söylemeliydim. Ya da kardeşlerimin yanında olmalıydım. Ama sen de bizi o kadar ateşten uzak tuttun ki. Her fenere göz kırpacak durumdayız baba. Bunu kabul etmen zor. Ama kimse senin elindeki un gibi beyaz değil. Beyazları çektik diye. Ölünün yanında dikildik diye. Ölmeden mezara mı girdik lan? Ulan nasıl çıkıyor bu cinayetten? İşte böyle çıkıyor. Bir bakıyorsun kasteye. Ne kadar korkunç şeyler olmuş. Babacığım. Al ellerimi kır babacığım. Ayaklarımı da kır. Ama kızının da kafasını kır babacığım. Ya da bırak ben kırayım. Babacığım.
nasıl büyüklük babacığım? Göz önünde olmak kötü bir şey mi baba? Hem herkes kötü yola düşmüyor ki. Bir sürü sanatçı olan var. Ne güzel, herkes seyrediyor, alkışlıyor, bravo diyor. Hem bizim gibi ailelerden kızlar çıkmazsa tabii herkes onları kötü zanneder. Hem sen demez misin ne yaptığınız önemli değil, nasıl yaptığınız önemli diye. Peki şimdi ne yapacağız lan bulaşık? Ne yaptığın önemli değil Cengiz. Nasıl yaptığın, nerede yaptığın, ne zaman yaptığın önemli. Stratejimiz şudur ki hatadan kıskıvrak sıyrılabilmek. Şu dakika itibariyle aslımıza dönüyoruz. Katranı kaynatsan olur mu şeker be? Olmaz şeker. Ben kimim? Kirli. Kirli bir daha asla temiz olmayacak Cengiz. sen kimsin? Bulaşık Cengiz. Hıç. Sen Ali Cengiz. Aha. Şunu unutma Cengiz. Ali Cengiz'in 50 oyunu vardır. 49'unu yapar, birini kendine saklar. Ben işte. Sana öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen bunu Ankara misketi zannedeceksin. Ama ben senin kalbini kılıç kalkanla bravo. Yanıyor lan. Lan aklım yanıyor lan. Lan gözlerim yanıyor lan. Lan ben çamaşır suyu içirecek adam mıyım lan? Eskisinden daha beyaz nasıl olabilirim? Ben eskiden böyle miydim lan? Jale beni severken ben böyle mıy mıy mıydım lan? Lan niye söylemiyorsun? Abi sen bambaşka birisi oldun diye niye söylemiyorsun lan? Abi Jale milleti jüri tutar, kendini güzel seçtirir diye niye söylemiyorsun lan? Dinliyorum.
herkes benim hakkımda konuşuyor. Herkes benim hakkımda yorum yapıyor. Jale bunu mu yaptı? Jale bunu yaptın diye. Niye böyle konuşuyorlar baba? Çünkü ben salam ya ondan. Sana kimse salak demedi. Baba, hiç aklından geçmedi mi bu kız niye böyle diye? Baba, Allah bana güzellik vermiş. Ama maalesef akıl vermedi. Aklı olmayan yaptığından mesul müdür baba? Salak salak konuşma kız. Hem suçlu hem suçlu. Annem. Evet baba. Ben salağım. Ben aptalım. Ve ben güzellik yarışmasına katılmak istiyorum. Ve yapabileceğim veya bana yaptırabileceğim başka bir şey yok. Çüş ulan çüş! Belki bir Müslüman evladı daha vardır içinde. Ya böyle fondipçilik korkun. Şeref abi. Abi. Abi ben bunu içeceğim. İçeceğim. Kibriti çakacağım. Ciğerimi yakacağım Şeref abi. Oluyor lan buna. Abiniz böyle çifte bayram ederken. Jale güzellik yarışmasına katılıyoruz abi. Dünya güzelidir benim ablam. Şakadır lan şaka. Baba izin verir mi? Vallahi bana da izin vermez gibi geliyor ama Mustafa'nın işi belli olmaz Celal abi. Abi bu senin baban var ya abi. Abi beni yaktı. Seni yaktı Celal abi. Kızını yaktı Celal abi. Ağzınla işini korkut adam gibi konuş. Burada hav hav. Susan'ın kapısında hav hav. Sultanahmet Meydanı'nda hav hav. Ben onun için ölürüm. Şşşt! Tutma lan kirli beni. Tutma lan ver şu kızı. Ben de söyleyeyim sana. Öldürdün mü sen işte be. Öldürdün bize yaptığına bak be. Bize yaptığına bak. Kardeşim biz zaten asilzade insanlarız. Öyle değil mi? Sen bize niye asilzade semeri vuruyorsun ki? Allah Allah. Yakıyorum kirli. Yak Cengiz. Yakıyorum. Yak. Yakıyorum. Yakıyorum kirli. İşte eneklerim gül dikelim yak. 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 Kardeşim. Bu da yerimden son kalkışımdı Cengiz. Niye? Elimleri yaktığın için. Şşş. Bir rakı bul da böyle temizlenelim, bir tavlanalım. Bir kendimize gelelim be. Lan ben gecenin bu saatinde nereden rakı bulayım bulaşık? Bu dakikadan itibaren Cengiz'sin demedin mi sen? Ha. Oh, sen Cengiz. Yık, yak, parçala, soy, soğana çevir ama bulacağım tabii ki lan. Kardeşim sen rakı mı istiyorsun? Cengizlik zamanlarından sakladığın, şurada nah sandığın dibinde bir tane rakı şişesi var. Al onu doya doya iç kardeşim. Be. Ben onu içeri bir yıl oluyorum be. Adama. Aylar geçti, sen gelmez oldun. Bütün kabahat benim. Boşa sen haklısın. Cezama razı. Sizin yolunuza basmaz. Ne
nereye giderseniz ayaklarınızın altına yol olur. Siz benim yavrularımsınız. Güllerimsiniz. Yaptığınız her şey iyi. Sizden gelen her şey başım gözüm üstüne. Baba vasiyetidir. Aklınızı çıkarmayın. Gelene git. Gidene gel demem. Demedim. Gül tomurcuklarımı da domuz ayaklarının altında çiğnetmem. Gayrısını siz düşünün. Allah yolunuzu açık etsin. Hocam, ay misler gibi geldi. Ay tombişim, nasıl özledim seni. Yataklardan çıkıp ce mi yapacağım bana? Sırhan. Yine mi uyudun ya? Ay, koca diye ben dağlara taşlara mı sarılayım? Ne talihsiz kadınım ben ya? Süha! Şu milli piyanonun en talihli mudisi benim de hoşum. Herkese para çıkar. Bana sen çıktın. Peki hiç niye evlendik demiyor musun? Öyle bir kelam eden dil. Öyle bir kelam sarf eden dil. Bana bak, koparılmazda ne yapıyor lan? Sıkılmadın mı bu askeri nizamdan ha? Ya asker ocağını sokma şimdi işin içine canım. Vallahi şimdi ben böyle rap, rap, rap diye o avuşumdan içeri bir kuruç ederim. Ne de şu, bütün servet, karım benim. Seni dilbaz. Dilbaz benim. Şimdi böyle söylüyorsun, üstüme kuma almaya gelince alırsın ama. Alırım. O koyunları kopyaladıkları gibi seni de kopyalasınlar, bak kaçar kaçar alırım. Ne zor. Ne zor. Söyleyelim mi o mektep marşını beraber? Hadi söyleyelim. Hadi, hadi. Sabahtan beri tuvaletten geleceksin diye bekliyorum bey. Niye burada yattın? Allah aşkına bey. Kalk. Ağzımın üstüne vur. Ama böyle yapma. 35 sene sonra yatağımızı ayırma. Bayan. Onlar kızım, sen elin kızısın. Gözüme gözükme. Allah Allah. Bu sefer de tam çıktı. Ya ben üstüne düştükçe bunlar odunlardan ellerini mi çektiler ne? Acaba Cengiz abiler mi çarpıyor bu odunları? Onların yanında konuştum mu ben odunları saydığımı? Ne istiyorsun Cengiz? Söyle. Enişte. Ben
adam madam olmak istemiyorum. Sen habire ediyorsun ya, Cengiz adam ol, Cengiz şunu yapma, Cengiz bunu yapma. Enişte, sen 62'den tavşan mı yapıyorsun Allah'a sen? Ya Cengiz benim derdim bana yeter evladım ya. Ne istiyorsan onu yap. Benden uzak ol, Mısır'a sultan ol. Bravo. Enişte, sen halen tavşanın kulağını çekiştiriyorsun. Ben ne sultanlık istiyorum, ne Mısır istiyorum, ne de patlamışını istiyorum. Eniştem, ben fırıldağın ta en önde gideneyim. Ben var ya, Ali Cengiz'im, Ali Cengiz. Anlaştık mı? Sen de haklısın Cengiz'im, ne diyeyim? Haklısın. Yani yasak, sansür, ceza meza kalktı mı? Kalktı Cengiz'im, kalktı. Allah yolunuzu açık etsin. Baba, baba! Nay, çabuk elindeki odunları bir köşeye bırak. Koş millete haber ver. Artık yasak kalkmıştır. Cengiz vekiliyle herkes takır takır konuşabilir. Ha, ilk evvela da Celal'e söyle, tamam mı? Yok aga, hadise burada kopar. İster misin sultan beni de geçsin? Benden önce namaza başlasın, hacca gitsin. Aga senden korkulur vallahi. Aga yayma böyle laflar, korkulur morkulur. Ben Peluse gibi bir adamım. Severim, sevilirim, ihmal edilirim. Lütfetmişler. Baba ne diyor bu işe? Ah, baba imzayı kendi atacak. Verecek kızın eline Müslümanlık tapusunu. Celal'ime iyi bak, o benim gözümdür diyecek. Hayırlısı da. Ne da? Arada sınıf farkı var. Yok aga yok. Hele bir aynı mektebe kaydolalım. Ben sınıfları çifter çifter geçerim. Lütfetmişler dedim aga. Takma kafanı. Hemşire, evlilik işte. Düşe kalka gidiyor. Ayol ne düşmesi kalkması? Nezaket diyor ki, ruhi mum gibi oldu mum. Maşallah diye tahtalara vura vura ne masa ne sandalye bırakmadı ayol. Mum ya, mum olduk çok şükür. Eriye eriye biteceğiz. Senin bir şikayetin mi var? Yok canım, ne şikayetim olacak? Allah'a çok şükür de... Yalnız evlilik böyle asker ocağı gibi. Bak şimdi hemşire, bazı adamlar asker yaratılırmış. Onlara üniforma da yakışır, nizam intizam da. Ama bazılarının da fıtratı başkadır canım. Nasıl? Canım, yani ne bileyim şey ister, böyle kelebek gibi uçmak ister, arı gibi sokmak ister. Yani... Nezoşumu tenzih ederim ama güve hayatı gibi bir şey. Böyle bir kozanın içinde çürüyüp gidiyorsun. Vallahi Ruhi, sen iflah olmazsın. İflah olmayayım canım, ne olacak? Tabiat her türlü pet şişeye bile kucak açmış. Bir iflah olmayan Ruhi'ye mi dışarı dışarı diyecek canım? Dur bakalım. Telbenin falında üç vakte kadar ne çıkacak? Ah, bahar da kapıya iyice dayandı. Mahlukatın kanı şimdi öyle bir deveran ediyor. Öyle bir deveran ediyor ki sorma gitsin.
önceden telefonu yüzüne kapatılan adam mı oldum lan Jale? Allah'ın varsa aç lan şu telefonu. Abi Allah'a kitabı karıştırma. Belki sessiz dedin. Pican, seni kendi mekanında döverim Pican. Seni kendi karasularında ağzını burnunu kırarım Pican. Seni kendi sınırlarında parçalarım lan. Abi yasak koymuşlar demek ki. Bak telefonda görüştürmüyorlar. Dışarı çıkarmıyorlar. Hem daha iyi ya, yarışma işi de yalan oldu. Pican, benim Jale'yle hesaplaşmam engellenemez Pican. Fişi kesip önüne koyacağım Pican. Yüzüne tüküreceğim Pican. İster eve kapat, ister hapset anne, ben yine bildiğimden dönmem. Kız gebertirim seni diyorum, Allah'tan da mı korkun yok? Anne gideceksek gidelim, giydirdin beni böyle kat kat terledim ben. Her türlü fırıldağa dayanıyor kalbin. İki dakika terlemeye de dayansın. Bunun başında inzibat gibi duracaksın. Eğer iktiza ederse kelepçe tak. Kapının önüne çıkmayı bırak. Eğer burnunun ucunu camdan dışarı uzatırsa önce seni sonra onu gebertirim. Tamam anne. Tamam mamam yok. Örfi idare var. Siz beni nasılsa mezara yollayacaksınız. Ama hepinizi ölmeden önce hizaya getirmezsem münker nekir yüzüme tükürsün beni. Yürü kız. Aha. Müracaat, müracaat da la burası. Abi olmuyor böyle. Sus lan Korkut, biliyoruz tamam yanlış yazdık. Ya bu saatten sonra alfabeyle falan uğraşamam, tamam yeter bu. Cengiz abi. Ne? O kadar abi dedik abi, 250 gram hatır yok mu ya? İnsan söylemez mi abi Jale yarışmaya giriyor diye ya? Ne yarışması ne Jale'si lan? Lan benim tanıdığım Jale daha dün annemizi bile söyleyemez ya. Sen daha uyu Cengiz abi. Samanın altından ne gemiler geçiyor abi. Küsellik yarışması diyorum abi, küsellik yarışması. Anladım. Ulan Jale. Ulan ben de senin kafanı gözünü kırmaz mıyım lan? Ulan ben geyik miyim lan sevgilimi küsellik yarışmasına sokayım? Tamam. Hallederiz. Allah. Hay Allah'ım be. Lan ihtiras tramvayı önünden geçiyor. Bana biletsiz bin diyor. Jalem benim güzellik yarışmasına katılıyor. Allah. Enişte. Bir şah. Kirli. Kusura bakma ustacığım. Yani seninle hiçbir alakası yok. Bazıları yanlış anlıyor limon kolonyası kokuyorum diye. Ondan sonra kezdap kokacağım. Hakkını helal et. Öfkeyle kalkan zararlı olur. Usta, sen ölüsün, ben diriyim. Ben sana diyor muyum, kalk 2 kilometre koş, ne bileyim röveşata yap, demarke vaziyette kal diye. Senin tabiatın bu, benimki de bu. Zarar etmek, zararla oturmak. Ama başı dik gezmek. Allah'a kitaba küstürdüler beni usta! Ayhan Hanım, siz bu kıza ne yaptınız? Ne yapacağız doktor bey? Her dediğinizi harfiyen yaptık. Gerçi kendi aklına göre işler çevirip hem kendi canını hem bizim canımızı sıkıyor ya. Anne, burada yapma bari. Sus kız. Mucize bu. Ne mucizesi? Daha önce dergilerde okumuştum. Ancak gözlerimle görmemiştim. Ay şimdi yüreğime inecek doktor amca. Ne olmuş mucize? Kızım rahatsızlığından eser yok. Bu kalp senin değil, sanki yerine yeni bir kalp takmışlar. Bizden parça kopuyor, bunlara tamir oluyor. Ayhan Hanım, bu sevinilecek bir durum. Çok şükür. Allah razı olsun doktor bey. Sitemim size değil. İnsan da sevinecek, biraz da hal bıraksalar. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Size bir çift yürek borçluyum. Rica ederim. Hadi kızım, hadi doktor amcanı rahatsız etme. Herkes anan baban değil, hadi yürü. Sağ olun doktor bey. Siz de sağ olun, geçmiş olsun. Oh Allah'ım. Lan oğlum, yarışma diyorum. Birincilik diyorum. Lan Jale diyorum. Birincilik koltuğu diyorum. Taht. Taht diyorum. Baht diyorum. Hadi lan kalk diyorum. Kutu diyorum. Hadi. Cengiz. Kralla oynanmaz. Ha. Otur şöyle çocuğum. Otur. Otur. Hadi. İfade et kendini. Şimdi ablamla eniştem bu kızı yarışmaya sokmazlar. Benim şimdi aklım olsaydı
Bu kızı 10 seneden beri yarışmaya sokardım. Birinci olurdu, para kazanırdı. Ama şimdi bu kız 1 sene sonra para etmez. Şahane böyle bir şey olur anladın. Anası babası sokmuyorsa dayısını dosttan korkulur niyetine mi dikmişler be? Aç! Bak Cengiz. Ha. Marilyn Monroe öldü. Ne? Tabii canım. Ama dayısı hala yaşıyor. Yeğeninin çocuğu olmadığı için de bütün serveti dayısının üstünde. Hadi abla! Şunu söyleyeyim ki Cengiz, Marilyn Monroe'nun tahtı hala boş. Ama dayısı da öldü, ölecek. Şimdi kim Cengiz, kim dayı, kim Marilyn, kim Monroe? Söyle bakalım. Haklısın lan bulaşık. Durduğumuz her an taksimetre böyle geriye doğru yazıyor. Rölantide boşa benzin yakmayalım Cengiz. O zaman zıplamam lazım. Hadi alasma olduk anne. Dönerken bana kavurmalı ekmek getirmezsen kendini köprüden aşağı at. Aç beyin oynamaz. Önce beyni doyurmak lazım Cengiz. Lan kirli ne kavurması? Ben ortalığı savuracağım diyorum, ortalığı. Puh kardeşim benim. Birinci. Şahane. Ama bitmez işi varmış bu Suzan'ın. Siz doktor hanımın arkadaşısınız yoksa hastası? Hastasıyım bey baba. Ben de hastasıyım. Bey baba, cümleyi açık ve net kursan. Hani yanlış anlayan falan olur, yaşına hürmeten. Yarın aynı saatte gelirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti mi? Gidelim mi? Daha bitmedi. Beklemeseydin sen. Beklerim ben. Belki işim falan çıkar. Sen kafana göre takıl. Bey babanın dişi sızlıyormuş. Bir baksam diyorum. Hani ben... Niye geçmiyor Jale ya? Her şeyi denedim. Annem sülük koyar geçen. İğrençsin. Sülük deme bana. Bana ne senin sivilcelerinden ya? Gardiyan. Her şeyi annem biliyor ya. Git ona sor. Halleder. Ben sana ne yaptım ya? Bir şey mi diyorum şimdi? Deme Songül. Deme. Kimsecikler bir şey demesin. Yeter ki beynim 2 dakika boş kalsın. Ulan beynimi yedin lan. Ulan kıkırdaklarım böyle diye içtin lan. Yop! Cengiz abi! Cengiz abi! Benim abi! Lan Korkut! Ne aniden insanın karşısına çıkıyorsun, korkutuyorsun insanı be? Duayet karate yaparken bir yerini kırmadım. Cengiz abi, ya Cengiz abi. Cengiz abi, Allah'ın peygamberini seviyorsan be Cengiz abi. Bir 2 dakika çağır şu Cale'yi, bir yüzüne bir 2 laf edeceğim, ondan sonra gideceğim de Cengiz abi. Lan Korkut, şu lafımı unut. Esneyen lastiği çekersen ne olur? Ne olur abi? Kopar. Eğer bir prenses seninle konuşmuyorsa, onun asilzade dayısı tabii ki konuşmaz. Muhatabım değilsin. Anlaştık? Muhatabım değilsin. Cengiz abi! Abi kurtar! Cengiz abi! Kurtardım abi seni! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne haber kız Songül prensesim? İçeri alamam dayı. Babamın yasağı var. Yavrucuğum,
O yasaklı günler kalktı. Eniştem artık özgürlük ilan etti. Herkes bizimle konuşabilir. Jale evde mi? Anlıyorum. Songül, çağırsana şu Jale'yi. Yasak. O zaman ona de ki, Korkut de, yasak günah tanımaz de, Allah yarattı demez de. Acımaz. Gözünün yaşına bakmaz. Lan gözlerimin içine nasıl bakacaksın lan Jale? Lan nasıl iki kelime edeceksin lan benle? Ha? Ben bozuk paramayı mı harcanıyorum lan? Ben kimim lan? Kimim lan ben? Hesap ver lan, kimim lan? Git buradan. Ne oluyor lan? Lan taş yok mu lan? Ulan en tersin iyi bir şey. Nereden çıksın sen? Tövbe tövbe. Alo, Paşam, yavru açsana şu telefonu. Hoş, vallahi böyle taşı attım kafana, kırarım kafanı. Alo? Alo, ulan hoş, ulan hoş, ulan. Ulan, alo, yavru açsana cepler tavrı ediyor. Sürpriz! Aman yarabbi. Köpek mi aldınız yoksa? Ne köpeği be? Boya aldık, boya. Boya da donattık. Aa! Nereden çıktı canım şimdi bunlar? Kocam neler yaptı görüyor musun Ruhi amca? Neredeyse bedavaya aldı hepsini. 50. yıllarıymış. Aferin benim oğluma. Bak gene şurama bir şey düğümlendi. Ulan ağlatacak mısın beni kerata? O elindeki taş ne Ruhi? Ne taşı canım? Gelirken köpek vardı orada. Ben de Suha'ya telefon ediyordum. Alo, Ulan Suha, koş. İten iyi. Telefonu mu kaptı? Koş be, koş be. Anlat yavrum. Dayıcım. Canım. Ben kararımı verdim. Güzel. Güzellik yarışmasına katılacağım ve birinci olacağım. Aferin yavrum, aferin. Böyle konuş canım iyi. Jale'cim, şu lafımı unutma. Roma'da daima birinci köy olacaksın, asla ikinci köy olmayacaksın. Anladın sen? Ama annem izin vermiyor. Mühim olan babanın görüşü. Baban bu konuda ne diyor Jale? Babam ben karışmam diyor. Tamam, çok iyi. Ama domuz olma yeter diyor. Yine manyelli konuşmuş ya. Neyse. Ya bu eniştem de ne konuşursa lafı nereye çeksen oraya gelir. Annem evden dışarı bile çıkmayacaksın diyor. Annen ne bilecek ya? 24 saat uyuyor. Jale, titre ve kendine gel yavrum. Çalışacağız, birinci olacağız ve o tacı annenin kucağına getirip koyacağız. Türkiye'yi böyle diye titreteceğiz. Artık Marlon Brando devri kapanmıştır Jalem. Yavrum. Hadi ben uzayayım. İşlerim var benim. Kendine iyi bak yavrum. Ya teyze, 2 dakika konuşacağım ya. Ya bu kadar senedir konuşuyoruz, hiçbir şey demiyorsunuz. Şimdi mi kötü olduk ya? Yasak evladım, yasak. Örf ve idare var. Hadi işine gücüne. Bak, hastaysa çocuğu dikme ayakları. Çok hastayım Korkut. ya ben de sizin hastası oldum ya. Hayat teyze bak elim ayağım nasıl titriyor Hayat teyze ya. Zaten kızın da bir kovasıyı döktük ama Barış'a. Hangisi? Son kilo olanı. Aferin. Hadi üstünü başını değiştir, üşüteceksin. Abla, ablam. Lan Korkut, sen hala burada mısın? Niye korkutuyorsun lan insanları ha? Senin ne işin var burada Cengiz? Abla, senin haberin yok ama biz eniştemle Karlofça anlaşmasını imzaladık. Merak etme. Lan kupa kızı. Kız ne haber? Kalbini yerim senin. Terbiyesiz. Gel kız içeri. Cengiz abi. Gene ne var lan? Gene ne var? Uyuz. Cengiz abi. Ne? Bak abi. Abi çok kötü şeyler olacak Cengiz abi. Ulan bana bak. Kız güzel. Allah vergisi bir güzellik. Sen vergi memuru musun ulan?
Ya değil ya. Zorlama. Sana KDV'si bile yok. Aa. İşler nasıl gidiyor? Aynı. Senin? Daha kötü. Ne oldu ki daha kötü? Boş ver. İyi, boş vereyim. Sana bir şey söylemem lazım Tolga. Benim de sana söyleyeceklerim var. Söyle. Yok. Önce sen söyle. Bu ilişki böyle gitmiyor Tolga. Bence de. Biz birbirimizi kırmaya başladık. Hem de çok. Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ustacığım ben bir hamura bakayım ekşimesin. Bak evladım. Abdestin var mı? Ne? Buyurun gençler. Nedir arzu haliniz? Babacığım, biraz önce takdim ettiğim gibi Sızan Hanım. Mümtaz diş hekimlerimizden biridir. Eli çok hafiftir, oradan tanışıyoruz. Bahsinizi çok duydum. Ben de sizin. Öylesine çok duydu ki babacığım. Müslümanlığı ilk elden, sizden almaya geldi. Pazardan patates mi alıyorsun evladım? Yok babacığım, merak ettiği için. Sizi de işinizden alıkoyduk ama Celal ille sizinle konuşmamızı istedi. Niyeyse benim Müslüman olmamı istiyor. Niye evladım? Niye olacak? Sevdiğimizi ateşlere mi atalım babacığım? Sen artık benim kardeşim mi oldun? Ne bileyim, sana bağıramıyorum, çağıramıyorum, kızamıyorum. Yok sayamıyorum ama yok, kollarımı açıp koşa koşa da gelemiyorum. Sıkıldın yani. Yanlış anladım. Öyle bir kısır döngünün içine girdim ki her şeyden sıkıldım. En çok da kendimden. Ayrılmak istiyorsan ayrılalım. Ama bu sana iyi gelecek mi? Nefes alamadığımı hissediyorum. Her şey üstüme geliyor. Herkese koşmak istiyorum bir taraftan. Ama içimden bir ses. Çek git, herkes seni boğuyor diyor. Pican, makinist falan tanımıyorum Pican. Ne yapacaksın abi? Lan ne zamandan beri ayrı ayrı düşünülüyor lan domates güzeli. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Evi basacağız. Vay 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 vay. Şahane'nin evini. Ne şahanesi abi? O evi üstüne alıyorum. Ulan artık isyan bayrağını açtım oğlum. O Jale kimin evindeyse ben onu görürüm, ifadesini alırım. Lan bırak artık şu peçeteleri, seka mısın lan sen?
bana dünyanın en uzun merdivenini bakacağım. Öyle sonsuz bir merdiven bakacağım. Gerekirse işi Allah'a kadar taşırım can. Sizin dininizde zor kullanmak var mı? Bana göre yok, Celal'e göre var. Peki sizin dininizde kalp kırmak var mı? Zinhar yok. Ona göre bile yok. Lütfetmişler. Sizin dininizde başka dinden olan insanları sevebilme özgürlüğü var mı? Ne insanı? Bütün mahlukatı sevmekle mükellefiz. Bütün mahlukat derken ot, mözdü, böcek hepsi yani. Yani bütün mahlukata din şartı yok da niye bana Müslüman ol diye baskı var? Ya o işin teferruatı. Yani zorluyorsak da sevdiğimizden, kırmışsak da sevdiğimizden, Müslümanlık da sevdiğimizden. Yani sokaktan gelip geçen birine çağırıp da gel Müslüman ol diyor muyuz? Allah Allah. Ya atla deve sanki. İki rekat namaz kılıp 3 gün oruç tutacaksın, yaptığın şeye bak ya. Allah Allah. Sen namaz kılıyor musun? Oy 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 oy. Sormuyorum. Kızım soruyor. Sordun kazık soruyu. Kızın oldu öyle mi baba? Songül, seni Müslümanlığa davet ediyorum. Çok özledim kız. Bir gelmedin ki göreyim 2 dakika. Anne, girseydi yarışmaya ne olacak sanki? Abuzamzak konuşma mehbari. Ya anne babam tamamen olmaz demedi ki. Siz mülevves şeysiniz. Adam sizin yanınızdan kalkıp başka yere yatmıyor. Benim yanımdan kalkıp başka yere yatıyor. Anne öyle deme. Belki kızın içinde bir yetenek var. Zamanında ben folklora katılayım demiştim de ortalığı ayağa kaldırmıştın. Ne var girseydim? Hiç değilse dünyayı görürdüm. Ver kız şunu. Al kız şunu. Kalk bakayım oradan. Şuna bak. 2 günlük gelin kaynana olmuş ağzına akıl veriyor. Hadi bakayım yürü evine. Anne ya. Annem anne yok. Manda yavruları. Akşama kadar çamurlarda debelenin. Muradınız o. Kalk hadi kalk. Kılmıyoruz ama secde nedir, rekat nedir biliyoruz. Lütfetmişler. Oruç? Tutuyoruz şükürler olsun. Bizim de orucumuz var. Ya tutuyorsunuz ama sizde iftar yok, sahur yok, teravih yok. Celal, 33 rekat dayanabilir misin? O kadar var mı baba ya? Ya dizimde kireçlenme var ya, onun için gidemiyorum. Ha. İçki içmek serbest mi? Ya sen mi Müslüman oluyorsun, biz mi Müslüman oluyoruz? Celal, bu tabloya göre seni dine davet ediyorum. Gel inat etme, Müslüman ol. Ya baba, 2 günlük kızı gördün, sattın bizi iki paraya. Ya bu Müslümanların Müslümanlara ettiği zulüm nedir ya? Suzan, yürü. Dininin kıymetini bil. Peki, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun sonra. Mühim olan senin iyiliğin. Çok da seni bu kadar çok seviyorum ki. Bir daha seni asla üzmek istemiyorum. Sen benim için çok değerlisin. Sen de öyle. Sonay. Bir başkası yok değil mi? Tolga ben seninle yapamıyorum. Bir başkası nasıl olsun? Gerçekten nefes alamıyorum ben.
Zaten her şey kötüye gidiyor. Bari bu ilişkiyi ben daha fazla berbat etmeyeyim. Ay çocuklarıma bak. Nasıl güzel hem ağlayıp hem sarılıyorlar. Ben gelmedim. Çıktım. Yokum. Gidiyorum bakın. Hadi. Öpüyorum. Ay beni de ağlattınız. Bir ömür hiç ağlamayın hem inşallah. Kendi kendime söz vermiştim. Bir tek düğünlerim de ağlayacağım diye. Erkenden geldim bak görüyor musun? Celalettin. Efendim çocuğum. Nereden? Anne Allah aşkına çık. Ayol deli mi ne? En civcivli yerinde ne diye çıkacaksın? Ne demek çocuğum biz ayrıldık. Hadi, hadi öpün barışın. Hadi barışın öpün hadi. Deli misiniz ayol? Aa, Tolga. Bundan böyle bu kahvede gazozuna bile olsa kimse kumar oynamayacak. Kimse kimsenin abdestini bozmayacak. Abdestsiz masaya oturulmayacak. Her türlü keyif verici mamul ve gıda, haşhaşlı ekmek dahil uzak durulacak. Besmelesiz çay içilmeyecek, küfürsüz konuşulacak. Oldu olacak. Bir de üst kata minare taktırsaydın efendi. Canım burası kahve mi, mescit mi? Ben onu dokuzu anlamam Ruhi. Müslümanlığa davet edildiğim şu günlerde en asgariniz ben olacağım. Ha. Bir de gönül kırmak yok. Ama iktiza ederse ben kafanızı kırarım. Biz babadan böyle gördük, böyle bildik. Yerse. Selamün aleyküm. Kahve milletinin insanları. Aleyküm selam. Hoş geldin baba. Eyvallah Celal'im. Ne var ne yok? Allah var, şeriki yok. Ne o Celal'im? Tekmil mi verdin ben gelmeden? Milleti esas duruşa geçirmişin mum hesabı. Olacaklar. Daha elimden çekecekleri var. Onlara bu dünyada cehennemi yaşatıp sonra cehenneme gidip yalnız başıma yan gelip yanacağım. Bican, ustana bir bardak buz gibi soğuk su ver. Bize de patlat çayları. Sloganı biliyorsun. Tüm bardaklar dolsun. Lambaya küfte. Oh deme, üf de. Perdeyi ört kız. Örtme de mört kız. Kardeşlerim, işte o karanlık günlerin en meşhur şarkısı. Henüz daha Alberto Thomas Alfa Romeo Edison ampulü icat etmemiş. O armut gibi cam yuvarlağın içerisine bakır teli yerleştirmemiş. Millet sinemalarda yer bulacağım diye birbirini yiyor. Ne? Ulan ampul mü var? Yer gösterici bile keşfedilmemiş o zaman. Ameliyathaneler açık stadyumlara taşınmış. Cerrahlar adamın kalbini çizerken tribünler bu kalp seni unutur mu diye tezahürat yapıyor. Evlerin içerisinde bir kavga, bir nizam. Yok efendim Beyben Dallas'ı seyredeceğim. Yok efendim Kurtlar Vadisi'ni seyredeceğim. Ulan ampul mü var? Ceyran mı var? Televizyonlar portakal kasası gibi boşu boşuna evlerin ortasında duruyor. Ana babayı, çocuk dayıyı tanımıyor. Sokaklarda terbiyesizlik almış başını gidiyor. Bir genç kız tek başına sokaklarda yürüyemiyor. Antik müessesesi diye bir müessese icat edilmiş, insanları taciz ediyor. Kardeşlerim, işte o anda akabinde ve detayında annesinin çamaşır leğeninde
tıraş makinesi icat eden Edison, hani kablonun iki ucunu bıçakla sıyıracaksın, bir demire bağlayıp suya sokacaksın, 10 dakika sonra su ısınacak, öyle tıraş olacaksın. Neyse, Edison icat ederken babası oradan gelip, ulan bulaşık başımıza icat çıkarma, git bakkaldan bezir yağ, hava kararmadan karanlıkta kalmayalım deyince, Edison sinirle fişi çekti, ulan ben diyorum armut, bu diyor Helmut. Dünyayı kim aydınlatacak? Daha nereye kadar idare lambasıyla idare edeceğiz diye isyan bayrağını çekip tırıs tırıs bakkala gitti. Cengiz. Ne? Bakkaldan rakı al. Dur ne alacağız ampul? Kardeşlerim, Edison bakkala doğru yürürken kafayı yemek üzere vır 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 kendi kendine konuşuyor. Ulan su var, baraj var, jeneratör var, regülatör var, amper var, desibel var. Bir anasını satayım ampul yok. Biz bu ampulü bulana kadar bakkal yolunda ne şehit olacağız ne gazi. Karanlıkta vuruşanlar filmine baş aktör olacağız dedi. Tam bakkaldan çıktığı anda da alacakaranlığın içerisinde en güzel, yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi bardak vücutlu, fincan belli, yarım ağızlı, termosifon göğüslü, mum kokulu nişanlısı Helga'yı gördüm. Hemen Helga'ya seslendi. Kız elekçi, nereye? Helga sesin geldiği yöne doğru bir baktı. Ay kimdir o? Karanlıkta seçemiyorum. Terbiyesiz. Abimleri çağırırsam senin ağzını ekiş pekiş ederler dedi. Edison hop diye benim dedi, kızın yanında bitti. Helga, ay palavracı sen misin? Hani bana fön makinesi icat edecektin? Hani bana kirpik kıvırma makinesi icat edecektin? Hani fritöz bulacaktın? He? Hadi git git, istemiyorum seni, dedi. Şahane kılıklı. İşte o anda Edison Kur'an üzerine el basıp yemin etti. Ulan Helga, altın dedin, altın aldım. Gümüş dedin, gümüş aldım. Yakut dedin, yakut taktım. Omlet dedin, omlet yaptım. Kapında paspas oldum, yolunda ibrik oldum. Ulan benim gibi pırlanta bir delikanlıya bakır tel muamelesi yapıyorsun ya, dediği anda kafasında tık diye bir şimşek çaktı. İşte o anda bütün gökyüzünden melekler alkış tuttu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Allahu Ekber diye bağırmaya başladı. Edison hemen eve koştu. Evdeki idare lambasının içerisine bakır teli yerleştirdi. Prize bir taktı. Bak! Bir anda her taraf yaldır yaldır yanmaya başladı. Aman sabahlar olmasın. Öfkeli babası yattığı yerden gözlerini bir açtı ki her taraf neredeyse gündüz olmuş. Ulan işe geç kalacağım diye aceleyle pantolonunu giyerken Edison babacım dedi, bak ne buldum. Babası, çek ulan şunu, gözümü alıyor, ne yok, git git. Dediği anda Edison, ne çekeceğim baba dedi, ampülü buldum, ampülü. Anneciğim kalk, buzdolabının fişini tak, artık kavurmalarımız bozulmayacak. Buzdolabının ışığı yanacak. Annesi yattığı yerden şöyle bir doğruldu, oğluna baktı. İki cihanda karanlık yüzü görmeyesin evladım diye dua etti. İşte o gündür bugündür yedi düvelden insanlar Edison için dua ederler. Eskiden ne yapıyorduk? Karanlıkta helanın deliğini şaşırıyorduk. Allah razı olsun ampülü bulan Edison'dan. Mekanı cennet olsun kardeşim. Baba adam Müslüman mı? Ne yaptın cennet mehmet? Yaga adamın böyle büyük bir hizmeti olmuş. Cehenneme atılır mı? Sana ne ulan kıl? Sen bir kilo kıyma alan herkesi cennete sokarsın. Ay! İçimi kararttılar be. Ulan pasaport polisi misiniz siz? Size ne benim Edison'umdan? Biz burada tarihi masaya yatırıyoruz. Din, diyanet işlerini merak eden varsa ehline müracaat etsin. Bu bizi bozar. Ampulü yak da şu cigarayı yakayım be. Öksürtüyor ama neyse. Jale.
Annem diyor ki bugün son. Eğer yarın da yemeğe inmezse kemiklerini kırarım. Bugün son sonmuş. Of. Abla ya. Özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu. Ne bileyim ben. İyi olacak zannettim. İyi olacak. Küçüğüm sonurum benim. Bak, Türkiye'nin en güzel kızı benim. Ve bunu kimse engelleyemez. Ablacığım yapma. Senin yerin bende ayrı. Beni ilk sen keşfettin. Ve her zaman baş tacım olacaksın. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Ben ne yaptım da... Aferin be Cengiz. Aferin be. Hep böyle rakı taşı ki rakı taşıyanların çok olsun. Lan bulaşık diyorum ki acaba bu rakıyı biz arabayla mı taşısaydık? Yani taksiler bizi refüze etmesin. Nereye götürdüğün önemli değil Cengiz. Nereye, kimi hamuduyla götürdüğün önemli be. Bravo. Kardeşim benim be. Var ya, ben seni krallar ülkesinde yaşatacağım lan. Bak. Seni anasollar okyanuslarında yüzdüreceğim lan. Bak. Oh. Ya Cengiz be. Her şey iyi, hoş da. Lan içimden bir ses, bu iş bizi bozmasın diyor. Lan niye bozacak ki? Oh, şurada, oh. Ay içine tüküreyim, bozdu bile. Evet, şöyle. Ulan, ben size söylemedim mi? Minimum keyif verici maddeyi yasakladım, kaldırdım diye. Ya Celal abi, özendiğin padişaha bak. Ne oldu 4. Murad'ın sonu? Ha? Karı yüzünden genç yaşta kelleyi verdi be. Celal abim, takma kafanı. Geç şöyle otur. Otur abim. Abim, uzun lafın kısası. Ben o yanlışı, o hareketi sırf eniştemin gazına gelerek yaptım. Benim Hristiyanla işim olmaz kardeşim. Kesin lan tatavayı. Kirli. Rakı koyuyorum ben. Ya Celal abi sen böyle söyle ben kellemi koyayım senin önüne. Cengiz yelkenler fora. Açık denizlere açılıyoruz yavrum. Kaptan da Celal abi. No. Ben taksiyle gideceğim. Baba bizi yaktı. Diniyetimizi kaydırdı. Kızımmış. Ne kızı be? Dul. Yedirmez. 40 yıllık eniştem be. Ben tanımam mı? Ne yer ne yedirir. ya neyse be. Neyse uzatmayın bu karı kız muhabbeti. Allah Allah. Ne güzel açıldık gidiyoruz. Rotamızı şaşırtmayın ya. Yani ama şunu söyleyeyim. Bu kadın milleti erkeği bozar. Efendim? Bozar kardeşim. Efendim? Bozar. Yut abim. Ne yapacaksan yap da Allah aşkına. Bendik mi sabah kadar burada? Bağıramamamdan mı cesaret buluyorsun lan bıçan? Lan bak şu merdivenin bir ucuna seni, bir ucuna Cale'ye asarım lan. Ne yapıyorsan yap abi. İş mi bu ya? Bir babanın hanesine tecavüz etmediğin kalmıştı. Sus lan sapık! Ne tecavüzü? Duyan da bir şey sanacak. Cale'siz yaşayamam bir can. Onu doğru yola koyacağım. Yoksa onu öldürürüm. O zaman da ben de yaşayamam, anladın mı? Sen de buradan bir yere kaybolma lan bir can. Hayal mayal. Abi aşağı bakma. Sus lan hala. Kaybolma buradan bir yere. Seni geberdim.
Çirkin gidiyorum, güzel döneceğim. Of Allah, of. Sen akıl fikir ver. Mümkünse aşık maşık gidip de zımanadan da çıkarma. Abi, dur işte orada. Nişane gidiyordu da. Şale! Şale! Kız aç şu kapıyı, bir şey yapmayacağım, konuşacağım, aç. Ne kadar ağır bir uykusu var lan bu kızın. Top atsan uyanmıyor. Hırsız girse de bana götürür. Çiğ tatsız ya. Aç lan, aç! İftar edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ne yapıyorsun lan burada? Babacığım, Şahane evden kaçmış.